farklı pazarları incelemeye devam edelim ve bu defa biraz daha detaya girip tam rekabetçi pazarı ele alalım. Tam rekabet dediğimizde bunun ne anlama geldiği ile ilgili genel bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. Adından da anlaşılacağı gibi bu pazarda fazlasıyla rekabet olmalı. Öyle değil mi? Sattığımız mallar için rekabet eden alıcılar ya da daha fazla alıcıya ulaşmak için rekabet eden satıcılar. Evet. Genel olarak böyle bir tabodan söz ediyoruz. Ancak işe bir ekonomist gözünden yaklaşacak olursak daha net konuşmamız gerekir. Ekonomistler tam rekabet dediklerinde aslında bir bakıma oldukça soyut bir durumdan bahsederler. Az önce de belirttiğim gibi bu tip pazarların ana özelliği birçok alıcı ve satıcıyı barındırması. İşin soyut tarafı tabii ki bu değil. Başka bir deyişle birçok alıcısı ve satıcısı olan bir sürü pazar olduğunu biliyoruz. Ama devam edelim ve tam rekabetin bir diğer özelliğini de hemen yazalım. Söz konusu mal ya da hizmetlerin aynı türden olması. İşte bu noktada biraz soyutlaşıyoruz. Çünkü oldukça rekabetçi bir pazar dediğimizde bile herkes aynı malı mı satar? Buna uyan bazı pazarlara düşünebiliriz. Örneğin suya da belirli bir enerji türünün pazarı. Evet, bu tip pazarlarda söz konusu mal ya da hizmetler aynı türdendir. Hala çok da soyut bir durumda olmadığımızı siz de fark etmişsinizdir. Bir özellik daha ekleyeyim. Pazarda yer alan tüm alıcı ve satıcılar pazarda neler olup bittiğine dair tüm bilgilere sahiptir. Pazarda neler olup bittiği derken hangi mallar ya da hizmetler hangi fiyatlara satılıyor, kim kime mal ya da hizmet satıyor gibi soruların cevaplarından bahsediyorum. Bu bilgilerin tamamına sahip olmak dediğimizde işler biraz soyutlaştı. Çünkü bir pazarda yer alan herkesin her an neler olup bittiğine dair tüm bilgilere sahip olması pek de mümkün değil. Ekonomistler tam rekabet için daha düzgün bir tanım yapabilmek için böyle soyut bir fikri ortaya atmışlar. Son olarak bir özellik daha var ki bu da ideal bir durum. Demek istediğim bu da gerçek hayatta tamı tamına karşımıza çıkabilecek bir durum değil. Bu özellikse pazara giriş çıkışta engel olmaması. Bu noktada daha önce bahsettiğimiz çoğu pazar söz konusu olduğunda, örneğin tarım pazarını ele alalım. Pazara giriş ve çıkış için engeller mevcuttur. Tarım yapabilmek için toprak, tohum, gübre satın alırsınız. Tohumların ekilmesi için, hasat yapmak için birlerini çalıştırmanız gerekir. Evet, aklınıza gelebilecek tüm pazarlar için durum bu şekildedir ve pazara giriş çıkışta bazı engeller bulunur. Ancak ekonomistlerin bunu ideal bir durumu tanımlamak için kullandıklarını hatırlatmak istiyorum. Gerçek hayatta ise tamı tamına bu özellikte olan pazarlar değil de bu çizilen tam rekabetçi pazar özelliklerine kısmen uyan pazarlar mevcut. Peki, tam da bu özelliklere sahip bir pazar söz konusu olduğunda neler olacağına göz atmak ister misiniz? Burada sunulan mal ya da hizmet herhangi bir şey olabilir. Biz pazarın geneliyle ilgileneceğiz. Fiyat miktar grafiğimizi çizelim. Burası fiyat, burası da miktar ekseni. Buraya da grafiğin ismini yazalım. Evet, bu grafik bahsi geçen pazara ait. Ekonomide şimdiye kadar arz erisinin yukarı yönlü olduğunu defalarca görmüştük. Farklı bir renkle çizelim. Evet, arz erisi bu şekilde yukarı yönlü olacak. Talep erisi de tam tersi yana aşağı yönlü olacak. Bu pazarın denge fiyat ve miktarı da bu iki erinin kesiştiği noktada işte tam da burada olacak. Bu denge miktarı bu da pazarın denge fiyatı. Peki bu tam rekabet içinde olan bir firmanın kararlarını nasıl etkiler? Benzer bir grafiği bu defa da firmanın kendisi için çizeceğim. Buraya grafiğin firma için olduğunu yazıyorum. Bu firmanın tam rekabetçi pazarın katılımcılarından biri, bir üretici ya da satıcı olduğunu düşüneceğiz. Buraya fiyatı koyalım. Fiyat marjinal gelirle aynı olacak. Buraya marjinal maliyeti de ekleyebiliriz. Bunlar için farklı eğriler çizeceğiz. Bu eksene de miktarı koyalım. Ancak bu defa firmanın ürettiği miktarı ele alacağız. İşe firmanın marjinal maliyetiyle başlayalım mı? Firmanın marjinal maliyet eğrisi buna benzeyen bir eğri olur. Zaman içerisinde üretilecek tüm ek mallar için maliyet artmaya başlar. Bunun sebebi kaynaklara erişimin ya da iş gücü bulmanın zorlaşması olabilir. Bu marjinal maliyet eğrisi ve hemen hemen tüm firmalar için benzer bir şekle sahip. Ortalama toplam maliyete geçelim. Evet, bu da buna benzeyen bir eğri olacak. Ortalama toplam maliyet. Peki, tam rekabet ortamında bulunan bir firmanın marjinal gelir eğrisi için ne düşünüyorsunuz? Tam rekabetçi pazarda bulunan bir firma fiyatı olduğu gibi kabul etmek zorundadır. Başka bir deyişle üreteceği ürünlerin fiyatı pazar fiyatına eşit olur. Tam rekabetçi pazardaki katılımcıların birçok yönden aynı olduklarını söyleyebiliriz. Ve fiyatı aynı olduğu gibi kabul etmeleri de ortak yönlerinden biridir. Neden mi? Biraz düşünün. Sattıkları mal ya da hizmet için pazar fiyatının üzerinde bir fiyat belirleyemezler. Çünkü bu mallar ya da ürünler diğer tüm satıcılarınki ile aynı türden. Ek olarak herkesin neler olup bittiğinden haberi olduğunu da unutmayın. Benzer şekilde pazar fiyatının altında bir fiyat belirlemeleri de mantıklı olmayacağından fiyat açısından baktığımızda bu firmaların pasif olduklarını da söyleyebiliriz. Pazar fiyatını bu şekilde bu grafiğe de taşıyor. Evet, şimdi bu fiyat firma için marjinal gelir eğrisini belirleyen fiyat olacak. Kesikli çizgileri birleştirirsem daha iyi olacak. Marjinal gelir olarak da not edelim. Marjda sattığı her birim için elde edeceği gelir bu kadar olacak. Bu aynı zamanda firmanın sattığı malın talep eğrisi ve satılan malın ortalama gelir eğrisi. Bunun firmaya ait talep olduğunu da belirtelim. Fiyata eşit olduğunu da söylemiştim. Onu da not ediyorum. Gerçek hayatta birebir karşımıza çıkmayan özelliklere sahip olan ama bazı pazarların benzer özellikler gösterebildiği bir pazar olan tam rekabetçi pazarda firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ederler. Fiyat hakkında bir söz hakları olmadığı için de marjinal maliyet ve marjinal gelir erilerinin kesiştiği miktarı üretirler. Bu miktarın üzerindeki üretimlerde her bir ek mal için kazandıklarından daha fazla para harcamaları gerekir. Fiyatın bu şekilde kabul edilmesi genel geçer rekabet düşünülünce size de biraz ters geliyor. Öyle değil mi? Yani rekabet dediğimizde sürekli olarak fiyat kıran firmalar aklımıza gelir. Ve bu durumdan önümüzdeki videolarda bahsedeceğiz. Peki bazı pazarların tam rekabetçi pazar özellikleri taşıması iyi mi olur yoksa kötü mü olur diye hiç düşündünüz mü? Örneğin doktorunuzun tam rekabetçi pazarda yer alması pek de arzulanan bir durum olmayacaktır. Çünkü pazara girişte engel olmaması demek herkesin o pazara girebileceği anlamına gelir. Doktor olabilmek için o sektörde girişte bir takım engeller olmalıdır öyle değil mi? Her önüne gelen doktor olmamalı. Belirli bir eğitimi ve deneyimi olanlar bu ünvanı kazanmalıdır.